Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz serimizde Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Alaplı, Zonguldak il merkezine 58 kilometre uzaklıktadır. Nüfusu 42.720'dir. Balıkçılık ve fındık üretimi yapılmaktadır. Erdemir demir-çeliğin yan sanayisi de buranın geçim kaynaklarındandır. Nüfusunun çoğunu işçiler oluşturmaktadır. İlçede iplik ve fındık fabrikaları mevcuttur. İlçe, Zonguldak-Düzce Karayolu'nun Ereğli-Akçakoca arasında ve Ereğli ilçesine bağlı bir bucak iken 1987 yılında ilçe oldu. Ereğli'nin bugünlerde il olması bekleniyor. Ereğli il olduğu takdirde Alaplı, Zonguldak'tan çıkarılıp Ereğli'nin bir ilçesi olacak. İlçenin Gümeli Belde sınırlarında bulunan Bölüklü Yaylası'nda 2010 yılından beri Bölüklü Yayla ve Bal Festivali düzenlenmekte. Yaylada, laboratuvar ortamında yapılan incelemede 4100 yaşını aşkın bir porsuk ağacı saptanmış. Bu ağaç dünyadaki en yaşlı 5 ağaçtan biri. Alaplı tarihi eserleri diğer Anadolu ilçeleri gibi bol değildir, hatta yok denecek kadar azdır. Alaplı bu nedenle efsaneli bir karakter taşımaz. Ereğli'ye çok yakın olmasına rağmen ne bir kalesi ne de tarihi bir köprüsü vardır. Bu veriler ışığında Alaplı'daki yerleşimin milattan sonra olduğunu iddia edebiliriz. Bunun aksine 15 kilometre mesafedeki Ereğli'de ilk yerleşim milattan önce 560 yıllarına kadar uzanır. ...1851'de Alaplı Kastamonu vilayetinin, Bolu Sancağı'nın kazası durumundadır. Kazalar o sıralarda ayanlar tarafından idare edilmektedir. İstanbul ile sürekli olarak çatışan yazıcı Zade Hüseyin Bey, hükümet tarafından aşar gelirleri bahane edilerek hakkında dava açılır ve meclisli valayı ahkamı adliye tarafından mahkum edilir ve başka bir yere sürülmesi kararlaştırılır. Hazırlanan evrak o dönemin Osmanlı Padişahı 1. Abdülmecit tarafından onaylanır. Yazıcı Zade Hüseyin Bey kısa bir süre sonra Alaplı'dan uzaklaştırılır. Kesin olmamakla birlikte büyük bir olasılıkla bu uzaklaştırma Yugoslavya'nın Priştine şehrinde olur. Yazıcı Zade Hüseyin Bey buradaki görevi bitirdikten sonra Gelibolu üzerinden memleketi Alaplı'ya tekrar geri döner. Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı ve Eski Saray, Alaplı odunu ile ısınıyordu. Osmanlı Deniz Donanması'nın gemileri Alaplı'da bulunan Orhan Dağları'ndan kesilen odunlardan yapılırmış. Orhan Dağları'ndan kesilen odunlar arabalar ve su yolu ile Alaplı'ya indirilir ve burada kereste ve odunluk olarak ayrılırmış. Bunların büyük bir kısmı da deniz yolu ile İstanbul'a nakledilirmiş. Geçmişteki bu yoğun ticari ilişki beraberinde bölgedeki dengeleri hassas bir duruma sokarken Alaplı'yı yöneten kişiler ile İstanbul arasında gizli bir çatışmayı da beraberinde getirmiş. Odun işinin zahmetli olması ve iyi gelir getirmesi alan ile satan arasında her zaman sorun olmuştur. Bu sorunları aşmak için İstanbul hükümeti dönem dönem tezkireler yayınlamıştır. Alaplı merkezde geçmişte Rum ve Ermenilerin yaşadığı bilinir. Müslüman ve yerli halk buraya Alaplı derken, Rumlar Alaplı'yı Samakol olarak adlandırmışlardır. Ermeniler sanatkarlıkla uğraşırken, Rumlar da bölgede ticaretle uğraşmışlardır. Bölge, tarihi eserler bakımından zayıf olduğu gibi, tarihe geçmiş büyük şahsiyetler de yetiştirememiştir. Adet ve ananeleri geleneksel folklorik öğeleri zayıftır. Çevreye Selçuklar ve Osmanlıların sonrası ışık tutmaktadır. Alaplı'ya bağlı köylerin isimleri Osmanlı ordusundaki çavuşların, sanatkarların, imamlar ve şeyhlerin adlarıyla alınır. Alaplı adı tarih içinde değişik şekillerde geçmektedir.
Alaplı kelime yapısı bakımından ilk etapta manasız gelebilir. Ama bölgenin tarihi biraz incelendiğinde Alaplı isminin, Osmanlı padişahı Orhan Bey'in komutanlarından Ali Alp Bey'den geldiği üzerinde eğilimler çoğalır. Alaplı'ya yakın olan Akçakoca, Karamürsel, Konuralp bölgelerinin isimlerinin de Orhan Bey'in komutanlarından olan kişilerin isimlerinden geldiği bilinmektedir. Bu komutanlar Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in emriyle Sakarya, Düzce, Akçakoca ve Alaplı bölgelerini Osmanlı Beyliğine katmışlardır. Bu nedenle Alaplı isminin Ali Alp'dan gelme ihtimali oldukça yüksektir. İlçenin ismiyle ilgili diğer bir olasılık daha var. İlçenin bilinen ilk yerleşenleri Ceneviziler. 1326 yılında Heraklia'nın yani Karadeniz Ereğlisi'nin Orhan Gazi tarafına fethedilmesinde kullanılan atların al renkte olduğu ve bu nedenle ilçeye al atlı dendiği bilinmektedir. Zamanla al atlı ismi Alaplı haline almış. İlçe halkının ise köken olarak Karamanoğullarının Kıvırcık boyundan geldiği söylenmektedir. İlçenin en önemli akarsuyu olan Alaplı çayı ilçeyi ikiye bölerek ilçe merkezinden denize dökülmekte. İlçenin en yüksek tepesi olan Bakacaklı Yayla Tepesi 1637 metre yüksekliğinde. İlçede istihdam alanlarını Erdemir, Türkiye Taş Kömürü, kamu kurumları, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri oluşturmakta. Ve fındık yetiştiriciliği ilçe halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer almak. Alaplı ile birlikte Zonguldak'ın Karadeniz kıyı ilçelerini bitirmiş oluyoruz. Gelecek bölümde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.